Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hava, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim canım, sağ ol. Sen nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl geçti? İyi geçti. Dedek Bank'tan ister misiniz? Ne ister miyim? Kolonya değil. Ne bu? Dedek Bank'tan. Söyleyemedim. Dedek Bank'tan. Bir de kolonya şişesine koymuş. Aynen. Kolonya hiç unutmuyorum. Allah rahmet eylesin. Anneannemlerdeyiz. Çok küçüğüz. Gece ben aldım ondan sonra kolonya şişesini buzdolabında. Döküyorum saçıma, başıma, her yere. İspirto varmış içinde. Oo. Ay, bir hafta üstümden çıkmadı kokusu. Ben almayayım canım, sağ ol. Dezenfektan bol bol kullanıyoruz da. Ama bu bebiş kim? Senin ne? Kimin bu bebiş? Oo, benim kız arkadaşımın kızı. Kız arkadaşının kızı mı? Evet. Çok seviyorsun herhalde, yeğenin gibi. Evet, çok seviyorum ama çok benim değil. Kız arkadaşımın evi. Ben de diyorum... Kız ben de diyorum ki kendi evinde niye buzdolabına kız arkadaşım bu kadar fazla bebeğinin resmi? Çok seviyor. Kankitoş herhalde. Evet, senin evin nerede? Benimki Üsküdar'da. Hadi niye evim ona yaşamadın? Küçük, çok küçük. Ondan dolayı. Evet. Arkadaşının adı ne? Selamı söyleyeyim. Deniz. Deniz'e teşekkür ederiz. Evini açmış. Evet, çok sağ olun. Sen de evini inşallah derli toplu emanet edersin, geri verirsin. Kesinlikle nasıl aldıysam öyle vereceğim. Vallahi güzel çalışmışsın. Şu tarafta hafif bir şey var ama. Evet, yani oraya son dakikalara yetiştim. El açması var, börek var. Bunlar el onun izleri. El açma var. Kıyafetin de güzelmiş. Üstümü de giyindim, masamı hazırladım. Lokmalık baklava evet, var. Evet, tek yani kesme baklava. Söylediği kadar var kendisi. Burada da ayvalık tarağımız var. Evet. Ay ne severim, ne severim. Geçen hafta da aşçılarımızdan biri yaptı. Ama seninki tam ayvalık tarak değil mi? Evet. Antep usulü. Antep usulü. Ay bayılırım, bayılırım. Güzel de görünüyor. Burada efendim dünyanın en uzun isimli çorbası. Derin bir nefes alayım, başla, ver, yolla. Yeşil mercimekli, erişteli, nohutlu köfteli çorba. Çorbadan sonra evet, çok ben. Uzun. Ben biraz ederken yoruluyorum bunda. Kendin mi başladın nohutunu? Nohutumu kendim başladım. Harikasın. Açıkçası ben hazırını da aldım, köşeye koydum. Hani yetiştiremezdim diye. Boşuna ama konuşmamış kadın yıllar, günlerdir bu masalarda. Boşuna konuşmamış. Evet, kesinlikle menü boşuna güzel. Konuşmadım. Artık bu menüye de kolay derlerse sinirlenirim valla. Gerçekten ben de sinirlenirim Duhal Hanım. Risk almışsın. Yani, risk aldım. Gerçekten büyük risk aldım yani, anlatamam. Bakın el açma böreğim var. Demeyeydin. El açma börek de burada. Evet. Aa canım ne tatlış duruyor. Aa, hazır böyle böreklere benziyor. Küçük demesinler buna da. Ha? Büyük. Büyük mü? Pardon. Yedikçe büyüyecek. Yedikçe büyüyecek. Hazır. Yani el açması olduğu için. Çünkü zamanım o kadar kısıtlıydı ki. Vallahi yani iyi yetiştirmişsin. Eksiği yok değil mi? İki. Eksik yok. Tamam daha eksik ne yapacaksın yok. Ya? Oo. Çatlak patatesler. Baby. Karalağına dolmamız. Oo, Giresunluyuz değil mi? Evet, Giresunlu. Giresun'a bir selamlar, sevgiler. Kazanırsan ne yapacaksın ödüllü abi? Oğlum için kullanacağım bunu eğitim için. Kaç yaşında oğlum? 3 yaşında oğlum var. Ay Allah bağışlasın. Yeni evlisin herhalde sen. Ben 4 yıllık evliyim. Hadi bakalım. İlk evliliğin mi? İlk evliliğim. Hayır, ilk evliliğin. Geç evlendin ama. Evet, 35 yaşında evlendim. İyi yapmışsın. 35 yaşında aşkı buldum. Boş ver, ne güzel. Geç olsun, güç olmasın. Aynen. Hiçbir şeye acele etmeyin. Daha evvel eğitimleri de var. Onu da bilahare konuşacağız zaten. Ama bugün yemekleri konuşacağız, tadacağız. Yemeklerimi... Hadi geçelim tatlı. Lezzetinden eminim ama. Hadi inşallah. Ben güzel gördüm. Yani görüntüler iç açıcı. İnşallah lezzetleri de öyledir. Masana da geleyim. Eminim, merhabalar. Lezzetlerinden de eminim. Vallahi bakayım masan da tamam. Sana bravo. Ben menüyü ilk söylediler. Dedim inşallah yetiştirir. Çok ele oyalayıcı şeyler var. Değil mi? Aşırı oyalayıcı. Evet. Oyalayıcıydı. Yani gerçekten bak, ne güzel son dakika, son dakikalarda yetiştirdim senin her şeyi. Senin tabak çanağı mı, Deniz'in mi bunlar? Benim. Seni ben taşıdım. Burada gördüğün her şeyi ben evimden getirdim. Süper. Eline sağlık diyelim. Hemen yarışmacıları alalım. Başlasın bu yarışma. Evet, masası da güzel. Gürbüz sen nasılsın? Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Nasılsınız? İyi, hamdolsun. Merhaba, hoş geldiniz. Elime şeref verdiniz. Nasılsınız? İyiyim, çok yorucuydu gerçekten. Yetiştirebildiniz mi? Şöyle söyleyeyim, yetiştirdim. Her şeyi ucu ucuna yetiştirdim. Tebrik ederim. Her şeyimi. Maşallah diyelim o zaman. Lezzetleri de güzel olduğuna eminim. Merhaba Zuhal Hanım. Nasıl sessiz geldin ya? Furkan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Korktum bir anda dibimde bitiverdi. İyi, sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne teşekkür hoş ederim. Olmuşsun yelek falan. Teşekkür Sultan ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel canım, gel otur. Aşırı bir yorucu evet, ve yoğun canım, bir gündü. Evet. Ama her şeyi yetiştirdim, ucu ucuna yetiştirdim. Çantanızı almamı ister misiniz? Ha, lütfen. Gel Naz, hoş geldin. Mankenimiz geldi. Gene çok ederim. Hoşsun. Teşekkür evet, ederim. Son kim kaldı? Ben geldim Zuhal Hanım. Gel, hoş geldin. Ne haber?
Sen de çok şıksın. Ay Allah'ım, herkes yıkılsın vallahi, bayıldım. Havanın demin onu diyordum. Deniz diye bir arkadaşın değil mi burası? Ama tabağı çanağı kendine. Her şeyini ben kendim getirdim. A'dan Z'ye. Arkadaşınıza da teşekkür edelim bence, çünkü böyle bir fedakarlık yapmış. Evet, eski bir arkadaşlığımız olduğu için her maşallah türlü bana fedakarlığı önüme serdi. Güzel. Allah razı olsun. Kadar güzel. Burada güzel yemeklerini serecek önünüze biraz. İnşallah. Yemeğinin lezzetleri. Merak etmiyor değiliz. Yani lezzetli olduğuna eminim. O konuda sıkıntı yok ama inanın ucu ucuna yetiştirdim. Ama sizleri burada görmek çok güzel bir şey. Özellikle Zuhal Hanım'ı çok teşekkür ederim. Benim için de ayrı bir keyif verici bir benim şey. Benim için de keyifli. Bir de masaya bakın bakalım, keyifli bir masada. Nasıl görünüyor gözünüze? Masası güzel. Sadece şık, sadece çiçek. Sanki böyle bir ay önce sipariş vermiş gibisin. Bir şey söyleyeceğim. Ama eşim benim haberim yok. Eşim çekim esnasında yollamış. İşte ben bayağı savundum. Dedim ki yapmayın Havan, yapmayın dedim. Eleştirdiniz. O gün de sen mi dedin? Evet, evet. Çiçek akşamdan kaldı. Kaç filiz çiçek dedi. Ve ben Furkan'ı savunduğum için siz bana dediniz ki Furkan'la akrabalığınız var mı? Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi yani bunu doğru hayatta üstüne düşüp de artık bir şey söylemem. Doğru söylüyorsun gerçekten. Ama siz hiç doğru söylemediniz 3 gün boyunca. Gerçekten beklediği hani gerçekten biraz ben de şaşırdım. Acaba eşim bunu bir hafta önce aldı da şimdi mi yolladı diye düşünmedi değilim açıkçası. Bir hafta önce kampanya varmış çiçekçilerde. Galiba. Peki ama o zaman kaseleri verelim. Zuhal Hanım, kaseleri vermeden önce mutfağa bakabilir miyim? Oo. Bana niye soruyorsunuz ya artık? Bana sormayın, yarışmacıya sorun. Onun nasıl hikayenizi alayım? Buyurun. Ortalık tam da almadan gelirseniz sevinirim. Hadi. Pardon, çok özür dilerim. Buyurun. Çorba kaselerimi bırakacağım. Çok özür dilerim. Ben çünkü servisimi burada yapacağım. Benimki öyleydi. Kasen de var. Evet. Tamam, getir. Tamam, daha güzel yapacağım. Olur. Size. Olur. Çorbanın isim nasıl ama? Okurken yoruldum. Çorba tarifini yazmış. Çorbanın tarifini yazmış. Bir soğanı menü yazmamış. Soğan da evet vardı. Salçayı da yazmış. Terbiyeli de yazmış. Vallahi unuttum. Daha demin saydı ama ben gene de nohutunu, köftesini, mercimeğini, şehriyesini hatırlıyorum. Gerisi yok bende. Tarifini yazmış. 3 gün boyunca yani kendimi 2 günde mesela bütün menü böyle çok net aklımda kaldı. Ya diyorum çorba da neydi? Çorba neydi yani? Bu ne? Kalabalık menü ama. Hikaye kalabalık. İsimlerinden dolayı kalabalık, evet. Sırf ismi mi? Cismi? Hayır, yok. Eğer yetiştirmişse, lezzetleri yetiştirmiş de güzelse... Bravo. İyi görünüyordu. Ben bir baktım hafiften ama. Yetiştirmesine şaşırdım. Ben de şaşırdım. Bayağı başarılı bence. Yani eğer zor değil mi? Biraz meşakkatli yani. El açmaları yani var. 3 güne kolay göre değil. Evet zor. Börekler, baklavalar bilmem neler. Masası gayet iyiydi. Her şey hazırdı. Lakin ilk gün benim çiçeklerime çok laf söylemişti. Ondan beklemediğim çiçekler geldi. Beklemediğim gibiydi. Böyle çok eskiydi. Onu da zaten kabul etti, söyledi. Gayet güzeldi masası yani, beğendim. Güzeldi masa düzeni. Masa düzenini beğendim. Olması gerektiği gibiydi. Ya ben bir tık dağılmasını bekliyordum açıkçası ama yine evet toparlayabilmiş. O kadar vakit almış herhalde. Teşekkür ederim. Tabii ki şuraların dağınık. Evet. Şimdi bana gelince konuşacağız tabii ki. İnşallah yetiştirmiş ama inşallah olması gerektiği gibi böyle güzel tabii. Güzel. Şimdi bir baklava demek bir saat pişirmek yani gerekiyor baklavayı. Ağır pişmesi gerekiyor. İşte onun şerbeti, ne bileyim. İnşallah bakalım ya. Nasıl gördün mutfağı? Bir kısmı bir tık dağılmış ama genel olarak toplu. Şu hamur tamam, yoğurdu. Evet. Orada bir şey yok. Bravo, orası bravo, el açtı, evet. Börek açtı, güzel tezgah. Güzel, ürünlerin üstü kapalı. Yok, temiz, mesela, evet. Temiz. Yani tezgahı da temiz. Gene bu kadar kalabalık evet. Menü iyi çalışmış yani. Tebrikler. İyi çalışmış. Arandı, bir şey bulamadan gitti. Baktığınız gibi hiçbir şey göremedi. Şu ufak tefek sıkıntıları da zaten bir şey dememesi lazım. Olabilir ama görüntüye baktığınızda o kadar yoğun bir menüde ortalığım gayet iyi. Vallahi bence şimdilik tebrikler tabii. Tatlarına bakmadan. Zorlukları önemli. Değil, lezzeti önemli. Sen nasıl buldun menüyü? Hayır, zorlukları da önemli. Menü biraz lezzet karışık. Önemli. Yani biraz mı? Çok fazla yoğun içerikli ürünler var. Kaseyi getirdin ama nereye koyacağım? Ben dedim ki bir roman mı okuyorum acaba? Evet. Bitmeyecek diye korktum. Söylerken düşünün o kadar. Yok. Dile yani, zor, ele nasıl? Ucu bucağı yok. Ele nasıl? Mideye nasıl olacak? Yani zaten ufak ufak yiyorsunuz. Soda almıştır umarım. Soda almıştır herhalde. Soda aldın mı hava? Aldım. Başlamadan önce dünden kafama takılan bir şeyler var. Şuraya getireyim şurada. Aa, iyi ne güzelmiş yapacağım. Tenceren. Tabii
Paylaş canım. Dünkü Elif Hanım'ın masasında 8 puanlık ne vardı Nas Hanım? Taktınız Elif Hanım'a. Takmadım. Ne yoktu da peki takmadım. Altı onlar verdiniz? Bana da taktığı için. Takmadım. Tamam ben, biz hak ettiğiniz puanı verdim. Ne yoktu da altı verdiniz? Ben şu anda Nas Hanım'a bir soru sordum, onun cevabını yoktu. Alabilir miyim? Sadece o yoktu. Haydarisini sevmedi, içli köftesini tavırını sevmedi. Bir şey soracağım. Ana yemeği basitti. Ona cevap basitti vermeden mi? Evvel dur. Basitti. Sen dün o içli köfteyi yoğururken ne kadar un koydun? Dağılmasın diye çok mu un koydun? Teşekkür ederim. Hayır. Niye o kadar kayış gibiydi onun kabuğu? Buyurun. Şimdi ben ilk pişirdiğimde... Çok un koymuşsun. Bence tutsun diye yoğururken unu biraz fazla Zuhal koymuşsun. Hanım, şöyle... O sertlik ondan olur. Düşündüm, düşündüm. Başka yok, cevap hayır. bulamadım. Şimdi ben bir tane pişirdim. Evet. Gürbüz Bey tattı. İlk piştiğinde öyle kayış gibi miydi? Hayır, kendisi söylesin. Çıtır çıtırdı. O da çok sertti diyor bak. Öyle mi? Buyurun. Bakın o içli yani... köfte öyle olmaz. Hem çok pişirmiştin, hem yağsızdı. Bak un fazla koyarsan dağılmasın diye hamuru. Evet, bence çok... unu biraz fazla kaçırdın yoğururken. İzleyeceğim. Neden 8 verildi? Elif Hanım Nas Hanım'a 8 verdiği için ay, evet. Ay, evet işte öyle. Tamam neden? Açıkla bize. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çorbası hani her şey öncelikle çorba güzel. Çok... Çorbayı en çok ben evet, savundum. Kendisinden şey, ziyade evet. ben savundum. Her şey çok sıcaktı. İçi vesaire. Şimdi bakın benim puanlamıştım. Ben şimdi... içi güzeldi. Ona bir şey evet. diyemem. İncecik. Ya benim puanlamıştım. Ama siz inceliğe taktınız Elif Hanım. İnce, biz inceliğine bir şey demiyoruz. İnceliğinden dolayı, yapılışından dolayı diyoruz. Acaba biraz böyle... Allah'ım. Tamam. İnceliğine kimse bir şey demiyor ki zaten. Nazan'ın galiba sıcaklığına hani dikkat kabul etmiş. Edin artık. Ben de soğuk yediğim için sıcaklığına evet, dikkat ettim. Ama lezzeti evet. vardı, tadı tuzu yerindeydi. Illık hiç dediniz, şey ılıktan yok. Puan kırdınız. Ama şimdi isimden puan kırdınız. Şöyle bir durum var ya, bir yemeğin olması gerekiyor. Yani onun etkileyen yok, bir şey evet. varsa olmamış evet, demektir. Yani içi olmuş ama kabuğu bilmem ne diyemeyiz yani. Minimumda. Tatlımız benim şahsi fikrim. Tatlımız olmadı, kardeşliği mi bu yani? 8'e 8. Onunla alakası yok. İlk gün sizle kardeştik. İkinci hı-hı. gün Naz Hanım'la kardeş evet, olduk. Üçüncü gün savun. Yine kardeş olduk. Ben rica ediyorum ya. Lütfen. Olmamış yemeklerine 8 Elif verdiniz. Elif Hanım yarın yani. Benimle benim kardeş olur musunuz? Benimki 5 puanken Elif Hanım kesinlikle 8 değildi. O arada 3 puan fark kesinlikle yoktu. Arada vardı. Kesinlikle yoktu. Olamaz da yani. Vardı. Emin olabilirsiniz. O menüyle o menüyü. Özellikle benim önümüzde beni eleştirdiğiniz konular ılık dem, ılık, soğuk, soğanı büyük kesmişsiniz. Yani bu eleştiri 5 puanken olmamış yemeklere 8 vermeniz kesinlikle mantıklı değildi. Ben kabul etmem. Yani ama şunu da es geçmeyelim. Lezzetli bir ana yemek evet, yedik. Lezzetli. Çorbası ona keza aynı şekilde. Yani onları da es geçmemek salatan, lazım. Salatan çok güzeldi. Kesinlikle 3 puan fark olmadığını söylüyorum sadece. Lezzetsiz falan demedim. Dün Naz Hanım kısasa kısas yaptılar Elif Hanım'la birlikte. Birbirlerine 8 verdiler. Naz Hanım'ın 8'lik bir puanı yoktu masada. Elif Hanım'ın da yani bilmiyorum bana göre 8'lik bir puan değildi o masa. Naz Hanım'la Elif Hanım'ın masalarını karşılaştırmak gerekirse Elif Hanım Naz Hanım'a göre daha iyiydi. Ama ikisi de anlamsız bir şekilde birbirlerine 8 verdiler. Kesinlikle mantıklı bulmuyorum. 8 puanlık masa değildi çünkü. Yani sonuç ne olursa olsun kapanış olmayan bir masaydı. Arasıca başarılı değildi. Böyle sakız gibiydi ki içli köfte de çok başarılı olan bir yarışmacıymış. Yani ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Ben menüye değil, isterse başka bir şey yapsın, isterse en bildiği şeyleri yapsın, lezzete bakıyorum. Dün de lezzetli yemekler yedim. O yüzden 8 vermiştim zaten dün. Bence hak ettiği puandı.